Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde para piyasalarındaki sıkıntıyı analiz etti. Faiz arttırımı, dövizin yükselmesi ve Türk lirasının değer kaybetmesini değerlendiren Baş, mevcut şartlarda krizin devam edeceğini, tek çarenin senyorajın devreye konulması olduğunu ifade etti. Türk ekonomisinin ülkedeki her olaydan hatta dış ülkelerde meydana gelen gelişmelerden etkilenen kırılgan yapısı hepimizce malumdur. Başka ülkelerde piyasa dengelerini değiştirmeyecek hadiseler burada Türk lirasının değerini alt üst etmektedir. 17 Aralık operasyonu sonrasında ülkemizde 4 bakan istifa etti. Bu tarihten beri doların ve euronun yükselişine engel olunamamaktadır. Çareyi faizleri artırmakta bulan Merkez Bankası'nın müdahalesi de bu artışın önüne geçmeye yetmemiştir. Türk ekonomisi ciddi bir deprem geçirmektedir. Bunun ana nedeni cebimizde taşıdığımız Türk lirasının değerini belirleme yetkimizin olmamasıdır. Cebimizdeki para Merkez Bankası kasasında saklanan doların veya euro'nun karşılığıdır. Globalleşmenin bir kuralı da az gelişmiş veya gelişmekte olan devletlerin merkez bankalarına para basma yasağı getirilmesidir. Piyasalardaki emisyon açığının hard currency denilen kredilerle kapatılması devletlerin gelirinin krediyi veren ülkeye transferi demektir. Bu yasak Türkiye içinde geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para basma yetkisi yoktur. Üzerinde TL yazan banknotlar aslında Merkez Bankası'ndaki dövizin karşılığıdır. Bize ait Türk insanının emeğinin ve üretiminin karşılığı bir TL kalmamıştır. Gayri safi milli hasılının karşılığında paranın basılarak piyasalara sürülmesi yerine başka ülkelerden sendikasyon kredileri alınması yöntemi değişmedikçe yaşanan depremin durması da söz konusu olmayacaktır. Üstelik sendikasyon kredileri için her yıl yüklü miktarda faiz de ödemekteyiz. Hal böyle olunca dolara ve euroya yani kasada saklanan paraya Türk lirası karşılığında değer biçmek de bize değil, paranın sahiplerine kalmaktadır. Üstelik değer biçme siyasi tavize dönüşmüş, menfaatlerin bağdaşmadığı her hadise Türk lirasının değer kaybına neden olmaktadır. Ülkemiz şartlarında yıllık gayri safi milli hasılanın 1,5 trilyon TL olduğunu kabul edersek bunun 700 milyar TL mukabili emisyonu genişletir. Senyoraj hakkını kullanırsak piyasaya bu nispette para girmiş olacaktır. Bunun yanı sıra her sene ülkemizdeki madenlerin 1 trilyon TL'lik kısmını paraya çevirmemizde milli ekonomi modelimizde yer alan sosyal devlet projelerimizi hayata geçirmeye yetecektir. Ayakları üzerinde duran bir ekonomi, ülke içindeki ve dışındaki hadiselere göre değişmeyen bir piyasa dengesi istiyorsak, gayri safi milli hasılaya ve yeraltı kaynaklarımıza karşılık senyorajı devreye koymak zorundayız. Profesör Doktor Haydar Baş Ekonomi alarm veriyor. Aralıkta dış ticaret açı %37.3 oranında artarak 9.9 milyar dolar oldu. 2013'te dış ticaret 99.8 milyar dolar açık verdi. Ekonominin önemli parametrelerinden biri olan dış ticaret açığı alarm veriyor. Aralık ayında açık geçen yılın aynı ayına göre %37.3 artarak 9 milyar 917 milyon dolara kadar çıktı. Dış ticaret 2013'ü ise 99.8 milyar dolar açıkla kapattı. Türk ekonomisi oldukça zor günlerden geçiyor. Her ay artan cari açığın yanı sıra Türkiye'nin ihracatı da ithalatını karşılamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'yla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013 yılı Aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Tablo oldukça düşündürücü. Aralık ayında ihracat 2012 yılının aynı ayına göre %4,9 artarak 13 milyar 220 milyon dolara, ithalatsa %16,7 artarak 23 milyar 137 milyon dolara çıktı. Buna göre Aralık'ta dış ticaret açığı %37,3 artarak 7 milyar 222 milyon dolardan 9 milyar 917 milyon dolara çıktı. 2013 yılının genel verileri de parlak değil. Ocak-Aralık arasını kapsayan yıllık süreçte dış ticaret açığı 100 milyar doları zorladı. Açık, 2012'ye göre %18,7 artarak 84 milyar dolardan 99 milyar 782 milyon dolara ulaştı. 2013'te ihracatın ithalatı karşılama oranı da dibe vurdu. 2012 Aralık ayında yüzde %63, 63,6 olan bu oran, 2013 Aralık ayında 57,1'e düştü. Türk Telekom'un hazine payı özelleştirmeye kurban gitti. 10 milyar TL'lik kaybın sırrı. Sayın seyirciler, Türk Telekom'un özellikle e, özelleştirilmesinde meydana gelen zarar, bugünlerde bir kez daha tartışılıyor. Haberimizde oldukça ilginç veriler var. Bakın Türk Telekom'da devlet nasıl zarar etti? İşte haberimiz. 2005 yılı Kasım ayında Türk Telekom'un %55 hissesi özelleştirilmişti. 6 milyar 550 milyon dolara gerçekleşen devir, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olmuştu. Ancak stratejik konumu sebebiyle Türk Telekom'un özelleştirilmesi büyük tepki almıştı kar eden bir kurumun neden satıldığına da anlam verilememişti. Üstelik Türk Telekom her yıl gelirlerinin %15'ini hazine payı olarak devlete ödüyordu. Aynı şekilde GSM operatörleri de aynı oranda hazine payı ödüyordu. <laughs> Telekom'un Kasım 2005'te özelleştirilmesi öncesi 16 Temmuz 2004 tarihinde bir yasa çıktı ve Türk Telekom'dan alınan %15 hazine payı kaldırıldı. Fakat diğer operatörlerininki kaldırılmadı. Telekom'un 2005-2013 arasındaki geliri yaklaşık 66,5 milyar lira. Bunun %15'i de 10 milyar lira ediyor. Telekom'dan alınan hazine payı kaldırılmasaydı 2005'ten bu yana hazinenin kasasına yaklaşık 10 milyar lira para girecekti. Hazine payı yasa gereği ödenmeyince Telekom'un karı da söz konusu dönemde yaklaşık 10 milyar lira fazla oldu. Bu rakam özelleştirme bedelinin çok üzerinde. dönemi bitti. Uygulama öncesi cep telefonu mağazaları doldu taştı. Sayın seyirciler, ekonominin önemli parametrelerinden biriydi dış ticaret açığı ve bununla birlikte yine taksit dönemi de tartışmaya açıldı. Ve e, yine özelleşmelerde bir başka can damar kaybı bir ülke için sayın seyirciler bankalar yeni bir uygulamaya geçti. Taksit döneminde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kredi kartı ile ilgili yeni düzenlemesi oldukça tartışıldı. Yarından itibaren pek çok üründe kredi kartına taksit uygulaması kaldırılacak. Bu ürünlerden biri de cep telefonu ve bazı elektronik eşyalar, mobilya tarzı ürünler. BDDK'nın kredi kartına taksidi kısıtlayan uygulaması resmen yürürlüğe giriyor. Uygulamayla mobilya, beyaz eşya, tatil, araç kiralama dahil olmak üzere hiçbir mal ve hizmet alımında taksit süresi 9 ayı geçemeyecek. Altın, telekomünikasyon, gıda ve akaryakıt alımlarındaysa taksit imkanı tamamen ortadan kalkacak. Yeni uygulama en çok cep telefonu satışlarını etkileyecek. Zira ülkemizde en çok taksitle alınan ürünlerin başında cep telefonu geliyor. Sektör büyük bir e, zararı uğrayacak. Küçük işletmelerin çoğu bundan zarar görecek. E, yani çoğu insan artık teknolojiye bu kadar yakın olamayacak. Çünkü Türkiye'deki alım gücü belli. Herkes istediği telefonu istediği anda ulaşamıyor. Kredi kartları e, bunun için bir çözüm kaynağıydı. Uygulama öncesi son günde cep telefonu dükkanlarında olağanüstü bir yoğunluk vardı. Büyük yoğunluk var. E, son iki güne girdik. Bundan sonra kredi kartıyla satış olmayacağı için e, müşteriler tabii yoğun, şu an sırada duranlar var zaten. Vatandaşlar taksitte telefon alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Telefonum vardı aslında kullandığım ancak bu taksitlendirme e, süresi bittiği için e, bitmeden bir telefon daha almak istedim. Ve kredi kartıyla 12 taksitte aldım bu telefonu. Hem esnaflar hem de vatandaşlar taksitlerin kaldırılmasına tepkili. Taksitlendirmede de memnunuz aynı zamanda bitmesinde istemiyoruz bu şekilde ancak bir şeylere sahip olabiliyoruz